Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda Suçlular'dayız şu anda. Aslında sadece ben Suçlular'dayım. Ailemden kimse yok. Bu videomda Suçlular merkeze gideceğim. Bizim evimize merkezimiz arası bayağı birazcık aslında uzak. Ben evimize dahilken şöyle size de gösterecek olursam. Şurada site var bir tane. Tokin'in yapmış olduğu. Orada kalıyorum. Suçlular'a giderken ki yolda da size de böyle video yapmak istedim. En azından şöyle söyleyeyim. Hemen şurada aslında normal bir yol var. Bu normal yolu kullanmayacağım bu Suçlular'a gidişte. Onun yerine hemen şöyle arkamı dönecek olursam şuradaki patikayı kullanacağım. Çünkü normal yol araba yolu ve çok uzun. Yani nasıl söyleyeyim size. Bu patika yol yaklaşık bir kilometre ise bu yol yaklaşık bir 3 kilometre kadar falan uzatıyor. Yani gittikçe hem uzatıyor hem de nasıl desem size yani çok dolambaçlı, gereksiz dolambaçlı. O yüzden patika yolu kullanacağım. Patika yolda birazcık doğanın içerisinden geçiyor diyebilirim aslında. Nasıl desem size ağaçlarla vesaireyle baktığınız takdirde. Bunu kullanırken hem size bir video oluşturmak istedim. Şu anda yavaş yavaş hafiften çıkmaya başladım. Nasıl görünüyorum bilmiyorum ama. Ters ışıkta kalıyorum çünkü. Nasıl diyeyim size? Neyse videoyu izleyelim ya. Daha sonrasında zaten yine ilerleyen vakitlerde ben ara ara giderek konuşma yapacağım. Karşılıklı falan. Görüşmek üzere. It's broken by design. Yeah. I'm feeling lost, not found. I fell in love with sounds. And I don't really think that counts. I'm married to the beat right now. I'm feeling lost, not found. I'm drowning in the bass right now. I listen like a drug I found. Addicted to the pluck right now. And I hate the time just keeps on moving. I don't get why it feels like it's looping. I wish that I knew what I was doing. And I hope that I keep my mind so lucid. And now I lay awake. Sometimes I never feel like I could take a break. I don't know why this world just wants to make me wait. I don't know why this world just wants to make me hate. Yeah, I'm feeling lost, not found. Evet arkadaşlar şimdi yolu biraz kesildim diyebilirim aslında çıkacağım yere. Şunu söylemek istiyorum. Bu çıktığım hemen arkamda şu yol. Ben de bu arada ters şekilde kalmak isterdim. Bu yolu artık ilk defa kullanıyorum diyebilirim. Normalde kullandığımız yol hemen şöyle gösterecek olursam. Şu tarafta başka bir patikaydı aslında. O patikayı kullanmak yerine bu sefer bu taraftaki patikayı kullanmaya karar verdim. Bakalım yani. Bir farkını görmedim aslında çok. Diğer taraf daha birazcık daha dikti. Burası onun yerine birazcık daha nasıl desem size dik değil. Eğimi daha fazla ama daha az yoruyor. Bu arada hemen şöyle size arkada da Toki'yi göstereyim. Ops. Birle birlikte döndü. İnşallah döner. Hemen şurada kalıyor. Evet. Tam nerede kalıyor? Şurada kalıyor. Şöyle göstereyim. Neyse yola devam edelim. I fell in love with sounds. And I don't really think that counts. I'm married to the beat right now. I'm feeling lost, not found. I'm drowning in the bass right now. I listen like a drug I found. Addicted to the pluck right now. And I can feel your pain now. I never got the chance. Hemen burada bir araya girmek istiyorum. Babam da bu videoyu izleyecektir. Hatırlayacaktır belki. Normalde nasıl diyeyim size? Şunlar yabani olarak ne deniyor ona? Birdland mi oluyor? Birdland tarzı şeyler veriyor işte. Adını tam olarak hatırlamıyorum. Ama Birdland diye hatırlıyorum. Bunlardan diğer yol üzerinde de vardı. Orada hemen ben koparıp yiyordum babamla gelirken. Bu da ona bir hatırlatma geçmiş olsun. Neyse yola devam edelim tekrardan araya girdiğim için kusura bakmayın. Oh, I know I
do what I do to survive, but why, oh, do I feel like I'm not alive? I drive slow, but that's not how I drive. Had high hopes, but that's not how you thrive. Sometimes it's full of glory, sometimes it's full of bliss. The fun thing about the story is where do we go next? Sometimes it's full of sorrow. İşte ama ana yola çıkmadan öncesinde hemen şu sol tarafında kalan bir tane ahşap evi göstermek istiyorum sizlere. Hemen şurada. Şu. Bayağı eskiye benziyor. Ve şu anda terk edilmiş anlaşıldığı takdirde. Baktığımız zaman. Nasıl desem size. Bu ev yani aslında restorasyon yapılabilir. Yani restore edilebilir. Tekrardan onarılabilir. Çünkü yani baktığımızda hem çok eski. Hem de manzarası olarak da size şöyle manzarasını göstereyim. Bizim şu an oturduğumuz olduğumuz yeri gösterse de gözükse de şöyle omuz şurası. Ama işte yani o döneme göre yapıldığı dönem ki yaklaşık bir rahat 80 ila 100 yıllık olduğunu düşünüyorum bu evin. Çünkü yığma binalardan, yığma evlerden biri. Yani nasıl desem size bir tarih yatıyor aslında. Ve şu an bir tarihi terk etmişiz. Yani aslında acınacak bir durum. Böylece araya girmiş olduk. Şimdi tekrardan yola devam edelim. Evet arkadaşlar. Ana yola çıktık. Şöyle size küçük de sütçüleri göstereyim. Aslında sütçüler de diyemem burası için. Burası küçük sütçüler. Sütçülerin merkezi çünkü bayağı ileride şu trafoyu açladığında göstereceğim size. Yani burası ona göre böyle daha küçük, daha minyatür bir yer diye adlandırabilirim. To watch my time, I know how we act is how we define. Why go when we can still refine? Try me. İşte buraya gelmişken tekrar araya girmek istedim. Şu yolda hemen şu tarafta kalıyor işte. Ayarlayamadım yine elimi. Neyse, bu yolda hemen benim aslında babamın asıl yani memleketi diyebilirim. Ya baba tarafından baktığım zaman oraya gidiyor. Burası bir dere yolu. Yeşildere. Ve yani baktığınızda çok soğuk girdiğinizde. Şu an mevsimi değil. O yüzden tabii ki de bunun videosu gelmeyecek. Yaz döneminde belki gittiğimde dereye girersem o zaman onun da videosunu çekmiş olurum size. Gönderirim hemen. Şurada tabelalarını görüyorsunuz zaten. Alabalık çiftliği falan da var. Yani eğer ki bu taraflara yolunuz düşerse mutlaka bir uğrayıp hem soğuk suya girersiniz hem de bir alabalık falan yemeniz için 10 numara bir yer diye söyleyebilirim. Tekrar yolladım. Yine araya gireceğim aslında. Hemen şurada normalde şu yolda aslında bir ara yol. Hatta şurada şu çardak yoktu geçen sene. Ben buradayken. Bu ara yoldan da normalde girdiğinizde şöyle göstereyim. Bu ara yoldan da girdiğinizde kestirmeden oraya ulaşabiliyordunuz. Ama daha sonrasında şu görmüş olduğunuz mesela şuradan göstereceğim. O yol göçünce oradaki yol aşağı doğru göçtü. Ve göçünce bildiğiniz bütün toprak yerine oradaki arayolun kapanmasına neden oldu. Şimdi bakalım. Burası açık mıymış? Aslında açıkmış. Yani açılmış. Ama bir sonraki gelişte artık orada olabiliriz. Bu yoldan devam.
nedense normal yollar Kadıköy yollara göre beni daha çok zorluyor. Çıkılması daha zor. Daha dik. Anlam veremiyorum. Bu arada bakın geçmiş yolu da size göstereyim. Burada burası da hemen şu aşağısı da mezarlık aslında. Ama köy böyle çok yamaç bir yer yapıldığı için aşırı yağmurlarda vesaire de hemen sel oluyor ve toprak kaymaları oluşuyor diyebilirim. Evet arkadaşlar, size şu yolun manzarasını da göstereyim. Bunu da göstermek istedim. Şöyle karşısı Toroslar. Hatta hemen şu üstü karlı bir yer. Burası göçen yol, bahsetmiş oldum şurası. Şurası normal lastikteki kestirme yoldu ama şimdi açmışlar. İnşallah bir sonraki seferde oradan da gideriz. Şöyle bakın göçmüş olan yerler. Ve bu da manzarası. Yola devam. Yine manzaraya devam edelim arkadaşlar. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama karanlıkta kalıyor olabilir çünkü güneş. Artık gün batımı zamanı geliyor. Beş ders. Yol daha öncesinde daha bozuktu, onu söyleyeyim. Şu anki halini beğendim diyebilirim aslında. Yine araya girdim ben videoda bu arada. Her ara tabii bu diğer kısımlar birazcık hızlandırmışım, müzikli olacak. Ama benim araya girdimler tabii ki de müziksiz. Ve sadece ben. Biraz ego kasmış gibi oldum ama neyse. Şöyle göstereyim ben size. Şurası şimdi bir tüp deposu olarak kullanılıyor diyebilirim. Daha öncelerinde orası mezbaymış. Böylece küçük küçük size tarih dersi de vermiş olayım böylelikle. Kendi tarihiyle ilgili. Yine neredeyse vardık diye söyleyebilirim bakın. Şurada hemen lavanta falan var. Yine Sparta ile artık özdeşleşen bir kavram haline geldi. Kucak sayesinde. Ama sükülerdeyiz. Bunu farkına varalım. Ve lavantası kardeşim. Burada normal bir su olması lazım. Yani buranın asıl özdeşleşmiş meyvesi dut. Ve burada yani her türlü şey yapılan meyve de dut aslında baktığınızda. Herkes Sparta'yı gülüyle tanır ama yani sütçülerin dudu meşhur. Bu dutun da her şeyi yapılır böyle, ne bileyim dut pekmesi falan. Bu arada şurası da hemen şu kestirme yolun çıkış noktası diyebilirim. Yine şunun yaz dönemine geldiğinde şuralarda hep böyle böğürtlenler falan olur. Yine ben hafif küçük küçük yerim her zaman gibi. Yediğim gibi yine yemeye devam edebilirim. Böyle hafiften de biraz ilkbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar renklerini vermiş ve küçük çiçekler açmaya başlamış. Bu arada normalde bu yol üzerinde de cuma pazar oluyor. Ama şu anda yani bu saatlere kalmış mı da bilmiyorum. Saat şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. 17-17. Büyük ihtimalle toplanmıştır ama bilmiyorum. Yani toplanmadıysa da içinden böylece geçmiş olacağız. Sizinle birlikte en azından siz de küçük bir köy pazarı görmüş olabilirsiniz. Aslında burası köy de değil, ilçe ama küçük, o kadar küçük ki ben köy diyebilirim yani. Hemen şu yan tarafta da bir çocuk parkı var. Gülsüm Uyar çocuk parkıymış. Kişiyi tanımıyorum, bilmiyorum. O yüzden onunla ilgili bir şey bahsetmeyeceğim. Ama çocukken buraya yaz döneminde geliyorduk ailecek. Yani annemle falan.
geldiğim zamanlarda zamanımın günümün yarısını, hatta yarısından fazlasını burada geçiriyorum diyebilirim. Tabii şimdi yenilenmiş falan park, bayağı güzelleşmiş. O zamanlar öyle değildi. Kum falan vardı. Şimdi elinde kum falan yok. Neyse, yolumuza devam edelim. Evet, dediğim gibi eskiden işte buradan itibaren pazar vardı. Baktığınızda şu anda mesela bakın, pazar aracı bir tanesi aracını topluyor. Toplamış yani neredeyse hatta. Yerde de birazcık tabii ki doğal olarak pazardan sonrasında her pazar olduğu gibi birazcık çöpler falan birikiyor. Tabii ki akşam vakti bunların hepsini temizleyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani öyle umut ediyorum. Neyse, şimdi şu pazardan da geçelim. Çarşı merkezine gittiğimde de videoyu bitirelim böylece. And I don't know what to say. You wanna fall in love, but don't wanna feel the pain. And I'm so low, 'cause I don't know if I'm alone, if I'm unknown. But I won't go, no, I won't go. You ain't never gonna slow me down, 'cause I feel alive now. Still everything's the same. I'm sick of wasting time. Wish I didn't feel this way. But with this kind of mind, I will figure out my lane. Yeah. It's the highs and the lows, the change and the woes, all the fame on the coast and the pain. No one knows. I want the time just to slow. My mind's feeling low. Say I'm fine, but I know that I might be alone. Fucking up in the worst kind of way. You took all of my time and didn't give it back to me. Wasn't enough. And I don't know what to say. You wanna fall in love, but don't wanna feel the pain. And I'm so low, 'cause I don't know if I'm alone, if I'm unknown. But I won't go, no, I won't go. You ain't never gonna slow me down, 'cause I feel alive now. Çekelim ya. Evet arkadaşlar, şimdi çarşıya ulaştık. Çarşı denilen alan aslında tam olarak şuradan ibaret. Yani havuç içine kadar sığacak kadar küçük bir yer. Şimdi şurası tarihin, yani bizim Suçlu'nun tarihinin en eski camisi. Yani baktığım zaman aslında kentin ilk yapılarından biri diye adlandırabilirim. Hemen işte şu çatısı gözüken yer belediye binasının olduğu yer. Şurası bizim aile çay bahçesi oluyor. Genelde bütün yazlar, bütün insanlar orada toplanmış oluyorlar. Hemen şurada. Hemen şöyle çevirecek olsam, şu binada bizim hükümet konağımız. Yani içerisinde her türlü, ne bileyim, karakol vesaire her şeyin bulunduğu yer olarak geçiyor. Böyle çarşıya geldik arkadaşlar, böylece sizlerle birlikte. Şimdi kapanış için de videoyu kendime çeviriyorum. Arkadaşlar kapanış için de şimdi videoya sırtım verdi birazcık çarşıya arkamı. Şöyle kendimi de birazcık aydınlatayım. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çarşıya gelmem yaklaşık bir 20 dakika falan sürdü. 20-25 dakika kadar. Tabii ben bunu kısaltacağım. Yaklaşık bir 15 dakika indireceğimdir. İndirmişimdir de. Yani şu anda videoyu izlediniz sonuçta. En son kapanış konuşması yapıyorum sizlere. Demiş oldum ki zaten şurası hemen çay bahçesi. Büyük ihtimalle şimdi birazdan oraya gideceğim. Yani herkesin olmuş olduğu yer. Yani bu videoda da aslında izleyeceğiniz bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani mümkünse kanalıma abone olmayı ve hemen şu üst kısımda çan çıkacaktır büyük ihtimalle birkaç tane öneri video. Eğer vaktiniz varsa onlara da göz atmanızı, ilginizi çekerse tavsiye ederim. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.